Bilindiği gibi bundan 7-8 ay önce Hazreti Zeynep ile Hazreti Muhammed'in evliliğini video yapmıştık. Onu yayınlamıştık. Bu video tabii 350 binden fazla insan tarafından izlenince Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından ne yapıldı? Erişimi yasaklandı. Peki neden? Neden erişim yasaklandı? Yalan mı? Hazreti Muhammed ile Hazreti Zeynep evlenmemişler mi? Evlenmişler. Peki Hazreti Zeynep Hazreti Muhammed'in halasının kızı mı değil mi? Halasının kızı. Bunu da söyledik. Peki Zeyd Hazreti Muhammed'in evlatlığı değil mi? Evlatlığı. Burada da yalan var mı? Yok. Peki bir insanın evlatlığı, onun evlatlığının hanımı, onun gelini olmaz mı? Gelin olur. Gelin olur. Ve dedik ki Hazreti Muhammed geliniyle evlenmiştir dedik. Yalan var mı? Yok. Kaynak verdik mi? Verdik. Ashab suresi 4. ayet, 37. ayet, 36. ayet, 60. ayet Ashab suresini komple kaynak gösterdik. Ve Taberi tarihini kaynak gösterdik. Ve yine hadis verdik. Sağlam hadis verdik. Dedik ki buralardan aldık bu konuyu. Peki yasaklanmasının sebebi ne yani? Bir yalan yok. Bir iftira da yok. Bunu aslında bu olayı her ne kadar Müslümanlar savunmaya çalışsalar da uyduruk bahanelerle. Yok Zeyd köleymiş de, Zeynep asilmiş de, bilmem ne, geçimsizlik olmuş da gibi asılsız, mesnetsiz, uyduruk bahaneler ortaya atarak bu olaydan utandıkları için bu tür videoların yayılmasını istemezler. Onun için de yasakladılar. Ben şunu demiştim orada, ben belirli bir yaşıma kadar peygamberin oğlunun hanımıyla evlendiğini bilmem. O kadar Kur'an kursu aldık, din dersi aldık. Hiçbir vaizciden, cami imamından, ilahiyatçıdan bunu anlattığını duymadık. Ta ki Kur'an ifşa oluncaya kadar bizim yani Türkler açısından. İşte birkaç aydın insanın çıkıp bunları anlatmasıyla insanlar ne oldu? Bunu duydu. Bunu yasaklamanın alemi ne? Eğer burada utanılacak bir durum varsa kardeşim bu adamın arkasına nasıl gidersin sen peygamberdir diye. Bu utanç verici bir olaysa o zaman o adam peygamber olamaz. Allah'la ilişkisi olamaz. Şimdi arkadaşlar bu olayı bir daha anlatıyorum. Ve şunu da söyleyeyim ki artık insanımız şu sabit zaten okuduğunu anlamıyor. Bir yarışmalarda falan bu sabitlendi. Türkler, öğrenciler yani daha doğrusu o hale geldiler ki bir metni okuyor, o metni tekrar anlatamıyor. Bu tamam. Ama daha fazla sı var. Nedir biliyor musunuz? Dinlediğini de anlamıyor artık. Toplum dinlediğini de anlamıyor. Kaynak vererek, hadis vererek, numara vererek olay anlatıyorum. Altına yazıyor. Kaynağın nedir senin? Şerefsiz, bilmem ne, Adi, Yahudi, Ermeni, Alevi. Öyle tepki veriyor. Gülünç. Gerçekten çok gülünç bir durumdayız. İnsanımız artık bu duruma gelmiş. Ne okuduğunu anlıyor, ne dinlediğini anlıyor. Puta tapmış. Put. Muhammed onun için bir put. Hatta hayatta da hata yapamaz yani. Öyle bir şey olamaz. Kimse ona bir şey diyemez. Kimse ona dil uzatamaz. Kimse onu eleştiremez. Kimse onun hatalarını göremez. Onun hatası olmaz. Böyle yetişiyor. Evet arkadaşlar yine anlatıyorum. Aynen şöyle. Peygamber bu sefer anlatmıyorum, okuyorum. Kaynaktan okuyorum. Taberi'nin tarihinden okuyorum. Tanrı elçisi bazıları da diyor ki işte diyor bu diyor bu yalan diyor bu diyor kaynak yalan. Tanrı elçisi der mi Zeyd diyor. İşte bunu anlamayacak kadar da gerizekalısın. Bunu anlamayacak kadar. Çünkü Allah Arapçadır. Bunu Türkçe'ye çevirmişler. Türkçe'ye çevirirken de Tanrı elçisi olarak çeviriyor. Tanrı elçisi. Arapça Allah, Türkçe Tanrı'dır. Tanrı elçisi günün birinde Zeyd'i aramak üzere onun evine gelir.
Kapıda günden örülmüş bir perde asılıdır. Peygamber kapının önündeyken rüzgar perdeyi kaldırır. O anda Zeynep içeride çıplak olarak bulunmaktadır. Tanrı elçisinin gözü ona ilişir, güzelliği hoşuna gider ve kalbinde, beyninde iz bırakır. Akşam olup da Zeyd eve gelince Zeynep ona peygamberin geldiğini söyler. Zeyd eve girmesini rica etmedin mi? Der. Zeynep eve girmesini rica ettiysem de girmedi. Der. Zeyd. Peki ayrılırken bir şey söylemedi mi? Der. Zeynep. Kalpleri değiştiren Allah kutludur. Dedi. Der. Bu sözü üzerine Zeyd Muhammed'in Zeynep'e ilgi duyduğunu, aşık olduğunu ve onunla evlenmek isteyebileceğini düşünerek onun yanına gider ve ey Tanrı'nın elçisi, evime geldiğini söylediler. Babam ve anam sana feda olsun. Eve girmeliydin. Zeynep hoşuna gitmiş olabilir. Eğer hoşuna gittiyse hemen onu boşarım der. Muhammed, karın hakkında bir şüpheye mi düştün diye sorar. Zeyd, ey Tanrı elçisi, hiçbir hususta ondan şüphelenmedim. Ve ondan hayırdan başka bir şey görmedim der. Muhammed ona daha sonra Ahzab suresi 37. ayette de bahsi geçen eşini tut, Allah'tan kork der. Ben mi uydurmuşum şimdi bu anlattığım şeyi? Hı? O videoda da aynı şeyi söyledim ve dedim ki tabeliden aldım. Evet arkadaşlar, olay bu. Muhammed gezerken Zeyd'in evine uğrar, Zeynep'i görür, vücudunu çıplak görür onu, aşık olur ve Zeyd'in içten içten onu boşamasını ister. Kapıya koymuştur, onu almak ister. Evet. Nasıl? Yani şimdi işte Muhammed Zeynep'i elde etmek için artık yol döşemesi yapar. Kaldırımları döşemeye başlar. Nereden? Ahzab suresi 4'ten başlar. Evlatlık kurumunu ortadan kaldırır. Yavaş yavaş evlatlık kurumunu ortadan kaldırır. Çünkü Araplarda evlatlık çok önde gelen bir şeydir. Onun için yine söylüyorum, Ahzab suresini baştan 37-38. Ayetlere kadar okuyun arkadaşlar. Şimdi Zeyd, Zeynep'i boşadıktan sonra bakın Muhammed Hazretleri ne yapıyor. Zeynep'in iddeti tamamlanınca Resulullah Zeyd'e git onu bana kendinden iste dedi. Zeyd gitti. Zeynep'e geldiği zaman hamurunu yoğuruyordu. Zeyd der ki onu gördüğüm zaman içimde bir zorluk hissettim. Ona bakamaz hale geldim. Sırtımı ona çevirerek geri geri yaklaştım. Ve ey Zeynep, beni Resulullah sav gönderdi, seni istiyor dedim. Zeynep, ben Rabbime istişare etmeden bir şey yapacak durumda değilim dedi ve kalkıp mescide gitti. Ve bundan sonra zaten olay başlıyor. Bu nedir? Diyelim ki alıyorsun, boşattırdın. Boşattırdığın adamı gönderip de onu kendine getirtmek ne demek ya? Zavallı Zeyd. Zavallı Zeyd. Buradan şu çıkar. Nedir bu kin Zeyd'e karşı? Zeyd ne yapmıştır Muhammed'e ki Zeyd'e kendi sevdiği biricik karısını boşattırıyor ve Zeyd'e diyor ki git onu bana getir. İste ve getir. Zeyd utancından evine giriyor. Karısına geri geri yanaşıyor. Şimdi arkadaşlar bunu eğer bir film yapımcısı aynı Ferhat ile Şirin gibi, Tahir ile Zöhre gibi veya Leyla ile Mecnun gibi bir film yapmış olsaydı inanın ki Zeyd için Türkiye halkı 80 milyon salya sümük ağlayacaktı. Zeyd için ağlayacaktı. Ağlardı. Şimdi yapılsın, şimdi de ağlar. Bu nedir? İşte biz bunu anlattık. Bu
kaynağı vereyim şimdi seni unutmadan. Diyecekler ki bunu nereden çıkarttın? Bakın arkadaşlar bu yine kutsi hadisler vardır. Kutsi hadisleri açın. Oradan nikah bölümünü bulun. Ve 5615 nolu hadisi Enes'ten rivayetli hadisi okuyun. Böyle tambur dumbur küfür edip kaynağın nedir diye sormayın. Orada. Kaynak orada. Şuna biliyor musunuz? Toplumu düzeltmeye gelen bir insan ne yapıyor? Kendi küçük yaştan aldığı Zeyd'in everiyor. Halasının kızıyla. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zeyd hanımı Hatice'nin kölesi. Hatice bunu Muhammed'e verir. Evlatlık ona. Muhammed'e verir. Muhammed de bunu evlat edinir. Ve orada buna Zeyd bin Muhammed diye çağırır. Ve halasının kızıyla Hazreti Muhammed Zeyd'i everir. Daha sonra da bu olaylar gelişir işte. Şimdi ben gelini diyorum. Adam diyor ki sen diyor kan bağı varmış gibi anlatıyorsun. Zeyd ile Muhammed'in kan bağı yoktur diyor. Bana akıl veriyor. Sanki ben öz evladı demişim videoda da. Sanki ben öz gelini, yani öz gelinidir o bence. Öz gelinidir. Çünkü bak evlatlık bir noktada insan olan için evlattan daha önce tutulur. Çünkü evlatlık eğer evlatlık olduğunu bilirse, onu şöyle bir adım geriye çekersen kendi evlatlarından, o zaman o anlar, ona evlatlık olduğunu fark ettirmemek için onu evlatlardan da bir adım önce tutmak gerekir. İnsanlığın görevi aslında budur. Hoş, peygamber Zeynep için evlatlık kurumunu kaldırmıştır. Müslümanlar evlatlık edinemezler, yasak. Yasak, evlatlık nedir? Evlatlık, kimsesiz bir çocuğu olmayan evli kişinin evliliklerinin devam etmesi için bir çocuk edinirler ve o çocuğu kendi çocukları gibi büyütürler, hayata hazırlarlar, tahsilini yaptırırlar, everirler, ev var sahibi yaparlar ve mirasları da o çocuğa bırakırlar. Muhammed bunu yasaklamıştır. Zeynep'in için evlatlık kurumunu yasaklamıştır. Evet, bir Müslüman gidip evlatlık alamaz, çocukları olmasa bile alamaz, ona servetini de bırakamaz çünkü dinen yasak. Evet, esen kalın, hoşça kalın. Başka konu, başka ayette görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.